Mersin, Yörükler Diyarı olarak da anılan bir kent. Türkmenler Derneği de Yörükleri simgeleyen ve değerlere sahip çıkan bir yapıyla bölgenin marka değerine öz kültürüne canla başla sahip çıkıyor. Yörükler Derneği Başkanı aynı zamanda Gülnar İlçe Yöneticisi Sayın Ahmet Günel bölgenin renkli simalarından. Yıllardır başarılı çalışmalarıyla göz dolduran ve Türkmenlerin de gözü kulağı olmuş Günel, sempatik, babacan yapısıyla, görenin Yörük kültürüne olan bağlılığıyla yıllarını hizmete adamış bir isim. Gülnar ilçe ziyaretimizde kendilerinden Türkmen geleneklerini ve derneğin faaliyetlerini anlatmasını istedik. Sempatik ve misafirperver yapısıyla bizleri ağırlayan Sayın Ahmet Günel'e teşekkür ediyor, göresel değerleriyle Gülnar diyoruz. Gülnar denince aklımıza neler geliyor? Gülnar deyince aklımıza yayla kent geliyor. Gülnar deyince aklımıza deniz geliyor. Gülnar deyince doğa güzellikleri geliyor. Gülnar deyince elmamız, üzümümüz, bademimiz. Ondan sonra Yörük Türkmen kenti ve keçilerin sütlerinden yapılan peynirler aklımıza geliyor. Yani Tanrı'nın yarattığı bütün ürünler Gülnar'da mevcuttur. Gülnar'ın ismi nereden geliyor? Ben onu da merak ettim. Bir tarihçesi var herhalde bunun. Bundan bahsedelim. Şimdi biliyorsunuz Türkler Orta Asya'dan Anadolu'ya göç ederken orada Türkmen Bey'i, Yahşi Bey'i obasını alıyor, beyliğini alıyor. Türkiye'ye, Anadolu'ya yürüyorlar. Yolda giderken, gelirken bir sürü zorluklarla karşılaşıyorlar ve o zamanın şeyiyle Araplarla savaş haline giriyorlar, savaşıyorlar. Ve en sonunda Gülek Boğazı'na geldiğinde Yahşi Bey orada vefat ediyor, öldürülüyor. Ve kızı olan Gülnar Hatun beyliği eline alıyor. Ve Türk tarihinde ilk defa bir bayanın komutan olmuşu ilk Gülnar Hatun'da başlıyor. Ve savaşarak Gülnar'a kadar geliyorlar. Bir müddet Gilindir'e, yani şimdiki Aydıncık dediğimiz yerde ilçe haline geliyor. Yazları da buraya yaylak olarak geliyorlar. 1916'da o zamanın yöneticileri her gün İngiliz ve Fransız gemilerinin tacizine uğruyorlar sahilde. Bu sefer Gülnarlarla anlaşıyorlar. Buranın beyleri toplanıp gidiyorlar. Gidiyorlar oradan ilçeyi 40 tane katırı yükleyip getiriyorlar aileleriyle beraber. Ve 7 gün Bozağaç Köyü diye bir mahallemiz var şu anda. Bozağaç Mahallesi'nde kalıyorlar. Daha sonra 1916 yılında ilçemize geliyorlar. Ve ilçe artık 1916 yılında o zamanlarda Adana Sancak, esas Adana'da büyük il meclisi karar veriyor. Gülnar'a alınmış oluyor. O günden bugüne Gülnar artık ilçe olmuş oldu. Biz biraz Yörüklerden bahsedelim, Türkmenlerden bahsedelim. Bu dernek ne zaman kuruldu, neden kuruldu, neler yapar bu Yörükler? Atatürk ilk Mersin'e geldiğinde şu sözü söylemiştir. Mersinliler, Mersin'e sahip çıkın. Ve arkasından Toroslar'da bir Türkmen çadırı görürseniz, hele hele o çadırda duman tütüyorsa bu ülke yıkılmayacaktır. Yani bu kadar Atatürk Yörüklere ve Türkmenlere inanmış ve güvenmiş insandır. Ve böyledir. Türkler, Yörükler her zaman vatanı, milleti, devleti için her türlü şekilde devletinin yanındadır. Askerlik yaparlar, vergiyi öderler. Ve memleket en ufak bir tehlikeye girdiği an hepsi canını feda ederler. Onun için biz burada Yörük ve Türkmenler Derneği'ni kurduk ve halkımıza
çocuklarımıza, gençliğimize, gençlerimize bunları öğretmeye çalışıyoruz. Türkmenlerin, Yörüklerin özel giysileri var sevgili seyirciler ve simgeleri var. Bunlardan birisini de bizler burada hem bayan hem de bay olarak burada sizlere de takdim ediyoruz. Biraz da bunlardan bahsedelim mi? Şimdi o gördüğünüz renkler Türklerin renkleri. Sarı, kırmızı, yeşil. Bu konuda Türklerin işte gördüğümüz gibi ilk kurulduğu günden bu yana Türklerin en güzel giydiği kıyafetler, bayanların giydiği kıyafetler, erkeklerin giydiği kıyafetler bu şekildedir. Sayın Başkan, tabii ki biz birazcık da bu elmalardan bahsedelim. Çok güzel elmalar, cevizler, fındık fıstıklar görüyorum burada. Çok güzel üzümler görüyorum. Nedir bunların özelliği? Mesela buradaki elmalar hakikaten kokuları da çok güzel. Evet. Aroması çok harika. Sadece fidanlar dikilirken sulanıyor. Bir sefer su veriliyor, can suyu diyorlar ona. Ondan sonra kendi haline yetişiyor. Cenab-ı Allah'ın da günlara has vermiş olduğu bir güzellik, bir şeydir. Günlerde yetişen bütün ürünler, şu gördüğünüz ürünlerin hepsi susuz yetişiyor. Susuz ve organik dediğimiz ürünler. Gerçekten günlerde yetişen ürünleri bugün analiz yaptırdığımız zaman piyasada organik denilen üzüm meyvelerin aynısı. Sadece patenti alınacak, organik ürünler diye satılacak. Bu konuda bir çalışmalarımız var. Şimdi günler deyince sadece yayla kent değil, yaylacılık değil, aynı zamanda 40 kilometreye yakın sahilimiz de var. Çok ucuz arsalarımız var. İnsanlar sahilden bir arsa alıncaya kadar burada evinde yaptırır. Bu konuda bütün halkımızı günlere davet ediyoruz. Ben tüm dünyada insanların barış içerisinde, kardeşlik duyguları içerisinde herkes insan olarak hani derler ya, yaratılanı sevin yaratandan dolayı. Onun için bütün insanları sevip saymak ve insanların hakkına tecavüz etme değil, insanların hakkına saygı göstermek gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için tüm insanlığı kardeşlik, barış içerisinde yaşamayı temenni ediyorum.